Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ramazan ayının önemini işleyeceğiz. Başlayalım. Ramazan ayı Müslümanlar için çok 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 önemli bir aydır. Müslümanlar bu ayda oruç tutarlar. Şimdi öncelikle oruç ne demek? Oruç nasıl tutulur? Orucu kimler tutabilir? Buna bir bakalım. Orucu akıl sağlığı yerinde olanlar, ergenlik çağına girmiş olanlar ve kronik bir hastalığı orucunu etkilemeyen insanlar oruç tutabilir. Oruç tutan insan nelere dikkat etmelidir? Oruç tutan insan öncelikle yeme içme yoktur. Oruç tutan insan imsak vaktinden iftar vaktine kadar ne yer ne içer. Ve bu zaman içinde imsak vaktinden iftar vaktine kadar. Bu vakitler arasında söylediği söze dikkat eder. Karşısındaki kişiye nasıl davrandığı da önemli bir faktördür. Karşısındaki kişiye yalan söylemez. Söylerse o oruç bozuldu demektir. Karşısındakini kırmamalıdır. Kırarsa o oruç bozuldu demektir. Bir anlamı yoktur yani. O oruçtan sevap kazanamaz. Tutar ama sevap kazanamaz. Böyle kötü kötü davranışlarda bulunan insanların o orucundan fayda gelmez. Oruç Müslümanlar için çok çok önemlidir dedik. Çünkü bol bol sevap kazanabilecekleri bir zamandır oruç ayı. Ramazan ayını oruç ayı da denilmektedir. İmsak vakti nedir? Bunu inceleyelim. İmsak vakti insanların sabah ezanından yarım saat, bir saat önce kalkıp kahvaltı yapmaları, ezan okunana kadar yeme içme yapılması, lakin ezan okunduktan sonra ve ezan okunurken bir şey yenilmemesidir. İftar vakti, imsak vakti yani sabah ezanı okunduktan sonra yeme içme kesilir dedik. Bu yeme içme bir yerde son yeme içme kesilmesi bir yerden sonra sona ermektedir. Bu zamanı da iftar vakti yani akşam namazı denilmektedir. Akşam ezanı denilmektedir. Akşam ezanı okunduğu andan itibaren Müslüman öncelikle su varsa elinde orucunu suyla açmaktadır. Hurma varsa hurmayla açabilir. Zeytin varsa zeytinle açabilir. Hurma yoksa zeytinle, zeytin yoksa hurmayla. Su yoksa hurmayla, su yoksa zeytinle. Yani bir yoksa biriyle mutlaka açmalıdır. Lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki pişmiş yemeklerle orucunuzu açmayın. Pişmiş yemeklerle oruç açılmaz. Su, hurma, zeytin. Bu üçünden biriyle açılmak zorundadır. Orucumuzu açarken niyet Allah'ım senin rızanla oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızanla orucumu açacağım denilir ve su, hurma, zeytin. Bu üçünden biri. Bunlara altını çize çize söylüyorum. Üçünden biriyle açılır ama pişmiş yemeklerle asla oruç açılmaz. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Daha doğrusu Ramazan ayının Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Tamamen. Bitmiş bir halde. Başka bir konuya değinelim. Çocuklara oruç alışkanlığı kazandırılmak için tekne orucu denilen bir oruç çeşidi vardır. Çocuklara öncelikle bu oruç çeşidiyle çocuklar başlar. Bu oruç nasıl tutulur? Bu orucun içeriğinde imsak vaktinde çocuk kaldırılır. Çocuk kaldırıldığında kahvaltısı yaptırılır. Şunu da söyleyeyim. İmsak vaktinde yapılan kahvaltı çok bereketlidir.
Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. İmsak vaktindeki kahvaltı çok bereketlidir. Bu yüzden bütün ev ahalisinin o zamanda uyandırılması gerekmektedir. Devam edelim. Tekne orucunu anlatıyordum. Tekne orucu çocuk işte sabah kaldırılır, imsak vaktinde kaldırılır. Çocuk öğlen ezanına kadar hiçbir şey yemez ve içmez. Öğlen ezanı okununca açar orucunu. Sonra tekrar oruca niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya der. Öğretilmeli çünkü bu. Sonra akşam namazına kadar, yani asıl iftar vaktine kadar çocuk yine bir şey yemez. Yani normal bir insanın tam gün tuttuğu orucu çocuklar için iki bölümde oluşturulmuş hali tekne orucudur. Ramazan ayının anlam ve önemini söyledik. Kur'an-ı Kerim indirildi dedik. Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Sevap çok yazılır. Bol bol sevap yazılır dedik. Bu ayda günah işlemek pek tavsiye edilmez. Bu ayda şunu da söyleyelim. Bu ayda bir para verilir. Sadaka gibi. Bu parayı herkes vermek zorundadır. Her yıl bunu Diyanet İşleri Bakanlığı bir fiyat verir. O fiyat üzerinden herkes vermek zorundadır. Peki bu para kimlere verilebilir? Durumu çok güç olanlara. Durumu çok güç olanlara verilir. Genelde 20'li civarlarda oluyor bu para. Durumu çok çok güç olana ve iyi işlerde kullanabilecekleri verilir. Herkes vermek zorundadır dedik. Ramazan ayının sonunda sanki bir ödülmüş gibi düşünebiliriz bunu. Ramazan ayının sonunda Ramazan bayramı, çocukların diliyle şeker bayramı dediğimiz bir bayram vardır. Bu bayramda büyüklerin eli öpülmeye gidilir. Genellikle tatlılar yapılır. Şeker dağıtılır. Gezilir. Büyüklerin eli öpülmek için gezilir. Eski geleneklerde köylerde çocukları gezdirirlermiş kapı kapı. Gönderirlermiş sabah erkenden. Kapı kapı gezdirirlermiş. Ramazan bayramının ilk günü bayram namazı kılınır. Böyle bir bayramdır. Sanki orucu tutmuşsun. Allah en son bir ödül vermiş gibi bir bayram. En sonunda Ramazan ayı bitince başlar bu. Güzel bir bayramdır yani. Öyle çok şey bir bayram değil, çok güzel bir bayram. Sanki çok güzel bir ödül almışsınız gibi. Müthiş bir bayram denilebilir. Evet, Ramazan ayının önemi, kimler oruç tutabilir, Ramazan ayının tamamen önemi komple işledik. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, dinimiz İslam'la beraber kalın.